Herkese merhaba sevgili Teknoloji Doku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Oppo ile İstanbul koleksiyonunda serimizin 3. videosuyla karşınızdayız. Bugün hemen arkamdan da anladığınız üzere Galata Köprüsü'ndeyiz ve Oppo Reno 4 ile çok güzel fotoğraflar çekeceğiz. Çok güzel videolar çekeceğiz ve telefonun genel özelliklerini bu videoda göz atacağız. İşte Oppo Reno 4 ve Galata Köprüsü, hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar, Galata Köprüsü'ne gelmişken bu köprünün tarihinden de bahsetmemek olmaz. Tarihe geçmeden önce de size birazcık bilgi vermek istiyorum. Galata Köprüsü İstanbul'un en ikonik yerlerinden bir tanesi. Neden? Özellikle böyle üzerinde balık tutuluyor olması köprüyü bir parça daha önemli hale getiriyor. İnsanlar buraya rahatlamak için, stres atmak için veya işte böyle vakitlerini geçirmek için balık tutmaya geliyorlar. İstanbul'un her yerinden buraya balık tutmaya insanlar geliyor. Köprünün hem sağ tarafında hem de sol tarafında balık tutan insanları görebilirsiniz. Neredeyse 7-24 burada balık tutulduğunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Peki köprünün tarihine geçecek olursak karşımıza nasıl bir tarih çıkıyor? Galata Köprüsü İstanbul'da Haliç üzerine yapılmış, Karaköy ile Eminönü'nü birleştiren bir köprüdür. 1994 yılı Aralık ayında tamamlanarak hizmete girmiş olan ve günümüzde hizmet vermekte olan Galata Köprüsü 490 metre uzunluğunda ve 80 metrelik kısmı açılabilen bir baskül köprüdür. Dünyada üzerinden tramvay geçen ender baskül köprülerden biridir. Haliç'i birleştiren ve Galata Köprüsü olarak bilinen ilk köprü ise 1845 yılında inşa edilmiş. Bu köprü 1863, 1875 ve 1912 yıllarında yenilenmiş. 1912'de inşa edilen birinci ulusal mimarlık akımı tarzındaki köprü şehrin simgelerinden biri olmuştu. Şehrin sembolü olan Galata Köprüsü 1992'de yanmış ve adı tarihi Galata Köprüsü olmuştur. Şimdi bu köprünün de ilginç bir özelliği var arkadaşlar. 16. yüzyılda Sultan Beyazıt döneminde Leonardo da Vinci burada bir köprü yapmak için İstanbul'a davet ediliyor. Ancak dönemin yönetimi Venedik Limanı'nda Leonardo da Vinci'yi vazgeçiriyor arkadaşlar. Böyle de bir durum söz konusu. Aynı zamanda burada Michelangelo'ya da köprü yapması için teklif götürüldüğü konusunda da bazı iddiaların olduğunu söyleyelim. Evet arkadaşlar, Galata Köprüsü Eminönü ile Karaköy'ü birbirine bağlayan tam merkezi bir noktada yer alıyor. Karaköy tarafında da birçok tarihi eser var. Mesela tünel var. Tünelden Beyoğlu'na çıkabiliyorsunuz, Taksim tarafına. Artı Eminönü tarafında ise gerek Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, Büyük Cami merkezde ve birçok tarihi eser ya da İstanbul'un önemli noktalarına aslında ulaşılabilecek birçok eseri burada görebiliyorsunuz. Aynı zamanda Eminönü tarafına geçtiğinizde oradan da Sultanahmet'e de geçebiliyorsunuz. Bu yüzden Galata Köprüsü'nün böyle bir önemi var. Köprü bu kadar önemliyken biz de elimizdeki telefon Reno 4 ile çok güzel fotoğraflar çektik. Şimdi gelin telefonun birazcık da kamera tarafındaki özelliklerine göz atalım. Oppo Reno 4'te 48 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik alan derinliği ve 2 megapiksellik de makro kamerası bulunuyor arkadaşlar. Ön tarafta 32 megapiksellik bir kamera bizleri karşılıyor arkadaşlar. Ana kameramız 4K 30 fps video kayıt yaparken ön kamera ise 1080p video kayıt yapabiliyor. Arkadaşlar Oppo Reno 4 ailenin diğer modellerinde olduğu gibi aslında birçok özelliğe de sahip. Mesela yapay zeka özelliği var. Kamera tarafından bahsediyorum bu arada. Aynı zamanda videolarda Ultra Steady ve Ultra Steady Pro isimli titreşimi engelleyen çok güzel bir özelliği de var. Diğer modellerde de, özellikle biz Pro incelemiştik hatırlarsanız, orada da aslında bu özellik vardı. Bu modelde de var. Oppo Reno 4'te de bu özellik bulunuyor arkadaşlar. Çok daha titreşimsiz, böyle hani yürürken de video çekiyoruz ya diyelim ki, oralarda çok iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Şimdi burada Galata Köprüsü'ndeyiz. Tam böyle İstanbul'un göbeği olarak tabir edebileceğimiz bir yerde birçok fotoğraf çektik, birçok video çektik. Gelin bunları izleyelim. Daha sonra Galata Köprüsü ile ilgili maceralarımız devam edecek.
Evet arkadaşlar, Oppo Reno 4'te ilginç bir teknoloji daha bulunuyor. Akıllı temassız kontrol özelliği. Bu özellik sayesinde ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Mesela elimizde bir elimiz dolu ya da yağlı ya da işte mutfakta bir iş yapıyoruz ya da mesela şu anda olduğu gibi soğuk bir İstanbul sabahındayız, öğleden sonrasındayız ve ellerimizi tam böyle basmakta zorlanıyoruz. O zaman bu akıllı temassız kontrol özelliğini kullanarak şöyle şöyle el hareketleriyle mesela Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta ya da İstediğiniz herhangi bir uygulamanın içinde yukarı ya da aşağı scroll edebiliyorsunuz. Yani ekranı yukarı ya da aşağı doğru hareket ettirebiliyorsunuz. Bence çok faydalı ve çok kullanışlı bir özellik olmuş bu. Özellikle de böyle hani yemek yaparken ya da eliniz kirliyken ya da elinize dokunamayacağınız durumlarda hayat kurtaran bir fonksiyon olmuş akıllı temassız özelliği. Evet arkadaşlar, Galata Köprüsü'ne gelmişken hemen Eminönü tarafında bulunan balık ekmekçileri uğramadan bir balık ekmek yemeden dönmeyin deriz. Oppo Reno 4 ile gezdik, dolaştık, karnımız da acıktı. O zaman gidip birazcık balık ekmek yiyelim, ne dersiniz? Şimdi arkadaşlar, Oppo Reno 4'te bulunan ilginç bir özellik daha var. Onu da anlatmaktan geçmek istemiyorum. Smart Message Privacy Protection, yani Türkçesiyle aslında akıllı mesaj gizlilik özelliği gibi bir anlamı var. Ne işe yarıyor bu arkadaşlar? Şöyle kalabalık bir yerdesiniz diyelim ki ve bir size mesaj geldi. WhatsApp mesajı olabilir, SMS olabilir veya başka bir programdan size bir mesajın geldiğini varsayıyoruz. Burada akıllı bir yapay zeka devreye giriyor ve yapay zeka etraftaki insanların yüzlerini tarıyor. Bakıyor ki eğer sizin dışınızda, yani telefonun sahibinin dışında birileri varsa etrafta, mesajın geldiğini gösteriyor ama mesajın içeriğini size göstermiyor arkadaşlar. Böylece ne, en azından gelen mesajların istenmeyen kişiler tarafından ya da etrafınızdaki görünmesi istemediğiniz kişiler tarafından görünmesinde önüne geçilmiş oluyor. Oppo Reno 4'te ailenin diğer modellerinde olduğu gibi VOOC, yani hızlı şarj özelliği bulunuyor. 30 watt destekli VOOC hızlı şarj özelliği sayesinde Oppo Reno 4'ü sadece 20 dakika içinde %50'ye kadar şarj edebiliyorsunuz. Bu da özellikle aceleniz olduğu durumlarda ya da hızlı bir şekilde telefonunuzu şarj etmeniz gerektiği durumlarda çok fazla işe yarayabilecek bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar, Oppo ile İstanbul koleksiyonunda serimizin 3. videosuyla karşınızdaydık. Bugün sizlerle birlikte Oppo Reno 4 ile beraber Galata Köprüsü'nü gezdik. Etrafındaki tarihi ve turistik bölgelere, mekanlara, diğer ikonik yerleri ziyaret etmeye çalıştık. Telefonla ilgili sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.